Efendim, merakıma muciptir bu destanın arkasından lütfettiğiniz o alkışlarınızı daha şöyle dikkatle görmek istiyorum ben. Bir daha buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bu demektir ki Ozan Arif, hiç merak etme, biz bunun müdrikiyiz. Biz bu tehlikeyi görüyoruz ve elimizden geldiği kadar da dikkatli olacağız. Ama bizi idare edenlerin de himmetine ihtiyacımız var. Vallahi onlardan hiçbir şey beklemeyin kardeş. Bizim zaten bütün derdimiz, biz çalışkan bir milletiz. Elden hiç aşağı bir yanımız yoktur. Sadece bir eksiğimiz var. El alemi, Allah'ın dangalaklarını idare edenler iyi idare ediyor. Bizi idare edenler hiç iyi idare edemiyor. Böyle, bu kadar basit bu iş. Şimdi Türkiye'ye dönelim. Ne var ne yok Türkiye'de diye soracak olursanız bir laf söylemem. Değişen hiçbir şey yok çünkü. Bilmem 25 sene önce vah zavallı Türkiye'm soluyor yalan değil. Başa geçen onu yem biliyor yalan değil diye bir destanım vardı hatırlarsınız. Hatırlamayanlar yahut da bilmeyenler varsa hatırlayanlardan öğrensin yahut da eski bir kasetten duyanlar. Onun için hiç girmeyeceğim. Ancak Türkiye'yi sarmalayan tehlikeler var. Müsaade ederseniz oraya geleyim. Oraya gelmeden önce yine gurbette size aranızdan biri gibi tanıdığım 80 yıllarında o vatanımdan uzak kaldığım, anamdan, babamdan, yurdumdan uzak kaldığım yıllarda bana can yoldaşı olan bir Cemal dayı vardı, Rizeli. Şimdi dükkanlar var ya, onlara ne deniliyor Almancası? Ayakkabı pençesi, anahtar, manahtar yaparlar. Ne? Mister Minik. Mister Minik. Bu Mister Cemal. Benim dediğim. Rizeli Cemal. O işi yapıyor. Öyle herkesin işini de yapmaz. Hesabına gelmediğini hiç önemli değil. Bir kayınzahit öğrenmiş, yapıştırır kayınzahiti gönderir. Hesabına gelmiyorsa. Ben sık sık eskiden Cemal dayının yanına giderdim. Vatanımı özledikçe filan. Bana moral verirdi. Hatırlarsınız sahnelerde anlatırdım. 80 ihtilali, efendim askeri idare var, Kenan Evren ve yanındaki işte bulunanlar. Onların hükümran olduğu zaman böyle bu millet de var ya bazen kimin didiği öterse onun yanında hemen. Çok iyi hatırlarım. Umutsuz bir yaşam seninle hayat buldu paşam filan diye laf edenler vardı. Şimdi sokağa çıkamıyoruz. Neyse ben o konuyu açarsak çok ağzının dozajı kaçar, kantarın topuzunu kaydırırız. Şimdi o sıkıntılı günlerimizde ben Cemal dayının yanına gittiğimde Cemal dayı çok soru sorulan bir adamdır. Herkes ona bir şey sorar. O bir gün gittim tam tersini yaptı, bana bir soru sordu. Hatırlarsınız. Bana bir gün dedi ki, sıkıntılıyım tabii. Arif dedi, sen muallimlik de yaptın, öğretmenliğin de var, senin bilmen lazım. Sen dedi, sana bir soru sorsam bilir misin? Vallahi her şeyi bileceğim diye bir şey yok, sor bakayım dediğimde. Herhalde birçoğunuz hatırladınız o meseleyi. Bana dedi ki, salata mı yapmak kolay, ihtilal mi yapmak kolay? Allah Allah. Dedim Cemal Bey, yani ihtilal bir sosyolojik hadise. Salata yapmak tabii kolay dedim. Yani sen böyle bir saçma soru olur mu dedim. Güldü. Ey uşağım dedi. Ha bu kadar işte. Zamanı öğretmeni bu kadar bilir dedi. Ne bilemedin mi dedim. Bilemedim tabii dedi. Niye dedim? La dedi salata yapmayı kolay mı zannediyorsun dedi bana. Tam Rizeli ağzı ben beceremiyorum. Onu bir dinleyeceksin ki. Tadından yenmiyor yaptığı sohbet. Niye dedim? Niyesi var mı oğlum dedi. Bir salata yapmak için ne lazım say bir bakayım dedi. Dilimin döndüğü kadar fazla hakikaten de beceremem ama hanımdan gördüğüm kadarıyla işte salata lazım, soğan lazım, işte domates lazım, tuz lazım, sirke lazım, limon lazım, efendim lazım da lazım. Saydı. Daha da saydı. Peki dedim yani Cemal Bey ihtilal yapmak. Oğlum dedi, onun için hiçbir şey lazım değil. Hiçbir şey lazım. Hayır dedi, 5 tane hıyar lazım. Şimdi
Şimdi Cemal Dayı böyle bir adam. Geçen de yine yanına gitti. Sıkılıyorsanız kapatayım efendim. Evet. Geçen de yine yanına gittim. Baktım içeri girdim. İki tane üniversiteye yeni başlamış öğrenci. Onlarla konuşuyor. Gözlüğün altından bana bir baktı. Bana şöyle dedi, otur. Ben hemen kapının ağzında, o çocuklar beni görmüyor bile. Kapının ağzına oturdum. O öğrenciler de tanıdığım bir tip değil. Onlar da beni tanımıyor herhalde. Tanımaması da normal. 10 senedir bizi kendi ülkülaşlarımız tanımaz oldu. Benim çocuğu niye tanısın? Dur. Şimdi hemen kapının ağzına oturdum. Bir sohbet var. Çocuğun bir denesi Cemal Dayı'nın müritlerinden sayılır. Anladığım kadarıyla. Okulda fikir tartışması yaptığı bir arkadaşını almış gelmiş. Mesele ortak pazar. İşte ortak pazar şöyle, o arkadaşı bizim müridi olan delikanlı değil de o biraz şuurlu bir şey. Ama inandıramamış şeyi. O illa ortak pazar, illa girmemiz lazım ortak pazar. Çocuk bir ara bir laf kaçırdı. Onlar konuşuyor, Cemal Dayı da dinliyor bir taraftan. Elinde de bir anahtar var ölçüsünü alırken filan. Çocuk o ara demesin mi? Ortak pazara girmeyi istemeyen eşek. O zaman Cemal Dayı anahtarı bıraktı. Ula uşağım dedi, bak bakayım bana. Şimdi dedi, yani bu ne diye dedi tanıdığı çocuğa. İşte böyle dedi Cemal Dayı, ben bundan tartışıyorum, sana getirdim ki bir şey de diye. Evladım dedi, sen dedi, dediğin laftan haberin var mı? Var. Sen dedi nerelisin? Filan vilayettenim. Sen dedi oranın içinden misin? Hayır, köyündenim. Peki dedi, senin dedi ortak pazara anan girmek istiyor mu? Hayır, istemiyor dedi o. Peki baban girmek istiyor mu? O da istemiyor amca, ben istiyorum dedi. Evladım o zaman sen eşek de değil, eşşoğunu eşeksin dedi yani. Benim şimdi bu kadar basit bir yolu. Şimdi lafı bitirdi. Ya gördün mü dedi. Cemal amca bir de bunun bir iddiası var dedi. Nedir iddiası? Ya dedi benimle iddialaşıyor. Bizim geri kalmamızın sebebi İslam diyor. Biz Hristiyan olsak bu kadar geri kalmazdık diye benimle iddialaşıyor diyor. Öyle mi dedi çocuğa? Evet amca, öyle düşünüyorum ben dedi. Ha peki evladım dedi. Sen dedi Kur'an-ı Kerim'i okudun mu dedi. Neresini beğenmedin de Hristiyan olmak istiyorsun? Dedi ki ben Kur'an-ı Kerim'i hiç okumadım. Peki dedi yavrum, İncil'i okudun da neresini beğendin de Hristiyan olmak istiyorsun? Dedi ki İncil'i de okumadım. O zaman o tanıdığı çocuğa döndü. Ola dedi. Ala bu pici götür dışarı, buraya bir daha gelmesin, aman bundan ne gavur olur ne Müslüman. Onları yolcu etti, bana döndü. Niye geldin Ozan Efendi? Dedim ki Cemal Dayı, o Türkiye'yi bir daha dinlemeye geldim. Hangi Türkiye'yi? O Kıbrıs'ta oylama yapılırken bir plan vardı. Ne planıydı o? Baba rahmet. Annan planı. O planla ilgili dedim bir türkü vardı ya. Şunu bir daha duyayım dedim. Sık dinlemedim onu. La dedi, var gidiş ya. Vallahi gitmem dedim. Orada kemençe al eline, söyle gideceğim. Aldı eline, türküyü bir daha söyledi. Şimdi siz Cemal Dayı'nın o dönemde, o Kıbrıs'ın sancılı döneminde, bu ortak pazarın ayak oyunlarının uç verdiği o dönemde söylediği türküyü bir daha dinlemek ister misiniz efendim? Ama bakın. Şimdi ben, Cemal Dayı kemençe çaldı, ben de bağlama çalacağım elimden geldiği kadar. Benim bağlamam onun kemençesine benzemez. Şimdi sizin ellerinizle beraber bu işi karıştırırsak kemençe niyetine belki olabilir. Şöyle ellerle falan başlayalım. Hele bir bakın Cemal Dayı o dönem ne demiş.
da Türkiye tuzakı, Kur'an'ında ta işte. Kıbrıs'ta Türkiye tuzakı, Kur'an'ında ta işte. Rauf Denktaş'tan uzakı, Duran'ında ta işte, Duran'ında ta işte. Yatarak planını tutarak, annan ile yatarak planını tutarak, denktaşa laf atarak, kralının da tarihte. Baştakiler uyura, bizi Allah gayra. Baştakiler uyura, bizi Allah gayra. Bu planı hayra, yoranında ta işte. Yoranında ta işte. Kıbrıs giderse hayda, Sıravan'da Hatay'da. Bu planda bir fayda, görlerinde fayda. Eller eller! Avrupa altta yatan, parasıyla dayatan. Avrupa altta yatan, parasıyla dayatan. Vatan giderken vatan, paranın da ta işte. Paranın da ta işte. Almazlar ya Hazara, alırlarsa Gazara. Böyle ortak basara, girmenin de ayıta. Ne gelsin ha? Varma üstüme varma, Ozan kendini yorma. Varma üstüme varma, Ozan kendini yorma. Hükümeti hiç sorma, soranında ta işte. Soranında ta işte. Ak demeyim bunlara, kara çıktılar kara. Kıbrıs'ı uğrunlara, nerede ta işte. Eller eller!